İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Çeşmeli-Taşucu otoyol çalışmaları başlıyor. Tarih 14 Ağustos. Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Çeşmeli-Taşucu otoyolu için ihaleye çıkıldığını, ihaleye gelen tekliflerin 14 Ağustos'ta açıklanacağını ve hemen ardından yolun yapımı için kazının vurulacağını belirtti. Elvan, "Söz verdiğimiz yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz," dedi. Mühendis ve mimarlar imar sürecinden dışlanıyor. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yeni yapı ruhsatlarıyla mimar ve mühendislerin imar sürecinden dışlanması ile ilgili ortak açıklamada bulundu. Çukurova Gazetesi. Çocuklara yardım değil zarar getiriyor. Mersin'de 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Sarı, vatandaşların çocuk işçiliğine karşı duyarlı olması gerektiğini kaydederek, "Sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapılmaması gerekiyor. Yapılan alışverişler çocuklara yardım değil, zarar getiriyor," ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Afrika'nın fırsatları anlatıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde Afrika Tanıtım Günü düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Mersin'le Afrika arasındaki iletişimin oldukça güçlü olduğunu, karşılıklı sık sık ziyaretler düzenlendiğini söyledi. Kadın Gazetesi. Örnek bir anne. Bedensel engelli çocuğunu 4 yıldır her gün işe getiren ve sabahtan akşama kadar ona eşlik ederek adeta onunla birlikte mesai yapan Semra Aygün, tüm insanlığa ders verecek örnek yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. Kadınlar ekti, kadınlar biçti. Mardin'de topraktan tabağa, yaşayan toprak, yerel tohum projesi çerçevesinde 70 kadın çiftçi tarafından 102 dönüm araziye ekilen yerel sorgül buğdayında hasat yapıldı. Hakimiyet Gazetesi. Tarsus'a 600 kişilik cami. Tarsus'ta Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesinde yapılacak olan caminin temeli törenle atıldı. Caminin 600 kişilik olacağını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcımıza ve mesai arkadaşlarına böyle bir hizmet başlattıkları için şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına şükranlarımı sunuyorum," dedi. Erdem'den fitre ve zekat vurgusu. Bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma ve hoşgörü duygularının en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyleyen Mersin Kızılay Şube Başkanı ve Yardım İyilik Vakfı Huzurevi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erdem, "Ramazan'da fitre ve zekatlarla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilirsiniz," dedi. Güney Gazetesi. Yerimize sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, dünyanın Endüstri 4.0 devrimine yönelirken Türkiye'nin inşaata dayalı büyüme hedefiyle oyalandığını savunarak, "İnşaata dayalı kalkınma modelini denediğimiz içindir ki Türkiye'de 10 yıldır kişi başına gelir 10 bin dolar da sayıyor. Yerimizde sayıyoruz, daha ileri gidemeyiz. 10 bin dolarlık gelirde takılır kalırız. Bunu değiştireceğiz," dedi. Şimşek günlerde esnaftan destek istedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin Milletvekili adayı Mehmet Ali Gökmen ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Yüksel Çelik ile birlikte Kayrak Mahallesi, Gülnar Sanayi Sitesi, Cumhuriyet Parkı, Gülnar Şeyh Ömer, İshaklar ve Kuskan mahalleleri ile Gülnar esnaflarını ziyaret ederek Cumhur İttifakı ve partisi için destek istedi. Haberci Gazetesi. Gözce'de direniş sonuç verdi. Bozyazı'nın Gözce mahallesinde yapılması planlanan çöp depolama merkezi ve taş ocağına karşı başlatılan direniş meyvelerini vermeye başladı. Arıcılara kovan desteği. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin ili arıcılığı yaygınlaştırma projesi kapsamında başladığı arı kovanı dağıtımına Çamlıyayla'da devam etti. Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla'da 2 arılı, 1 boş katlı olmak üzere 240 üreticiye 480 arılı, 240 boş kovan desteği yaptı.